Şimdi bu bağlamayla kullanılan teknik gördüm hem şeyle pena ile çalışıyor değil mi? Pena mı denir ona? Evet, biz tezene diyoruz, mızrap diyoruz. Mızrap. Mızrapla çalınıyor. Boş elle de çalınıyor. Bir de şey var. Şelpe mi denir o tekniğe? İşte elle çalmanın adına şelpe tekniği Öyle diyoruz. mi? Evet. Hiçbir şey olmadan elde artık direkt şelpe oluyor. Evet, iki farklı icra tarzımız var. Bir tezene ile icra, bir de tezensiz icra. Tezensiz icranın tabii özel bir ad verilmemiş aslında gelenekte ama pençe, şelpe deyimini biz Anadolu insanından duyduk. Zaman içerisinde şelpe deyimi çok yaygın kullanım alanına girdi. Herkes onu kabul etti. Ortak dil, böyle bir ortak dil oluştu. Bu adlandırmalar çok yakın tarihte. Yani 15-20 yıllık bir geçmişi var. Bağlamanın özünde tezeneden evvel elle icra var. Vasıtasız, genelde bütün enstrümanlarda bu vardır. Vasıtasız enstrümana ulaşma, aracısız ulaşma. Sonra aslında bütün tellere vurmak yerine hani tane tane çalma ihtiyacından pena, tezene, onlar devreye giriyor. Bütün enstrümanların kökeninde bu vardır. Tel sayısı arttıkça tezene devreye girmiş. Yani sazın kökeninde iki tel var aslında. İki tel zamanla üç tele dönüşüyor. Bu üç tele geçişte ve kent sazlarına özentiyle, işte ud, cümbüş, tambur gibi sazlara özentiyle tezeneyle tanışıyoruz. Sonra bant telleri çıkıyor. Sazın perdeleri artıyor. İşte tambura benzemeye başlıyor. Bunlar etkileşimler. Şu anda geldiğimiz noktada hem o geleneksel, yani elle çalınan tarzı, hem de o kentteki şekillenen tarzı kabul gördü ve böyle bir sazın iki farklı icra tarzı şeklinde odaklandım. Peki o şelpe tekniği ben gördüm çalanları tapping yani İngilizce o Tapping. tapping Evet. o yapıyorlar. O da nasıl yapılır bağlamada? Bunu bir Bağlamada geleneksel anlamda böyle küçük boy bağlamalarla tek perde üzerinde yapılan bir teknik de var. Aha. Tabii Ha çok üç tel güzel. olması lazım. Ben tek tel üzerinden örneklemeye çalışacağım. Bu mantıkla icra, yani sadece sağ el tek perde üzerinde. Paralelinde orta tel, üst tel de kullanılıyor ama diğer perdelerde kullanılmıyordu. Benim bu konuyla ilgili bir 15-20 yıldır böyle bir çalışmam var. Tabii şu anda diğer perdelere de aktarıldı bu teknik.